Gaziantep'te 20 yıldır gözlük kullanan Coşkun Kıvrım, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde göze uygulanan lazer operasyonu sayesinde gözlüklerinden kurtularak sağlığına kavuştu. Yaklaşık 20 yıldır gözlük takıyordum. Ama bu zamana kadar çok geç kalmışım desem yeri. Çünkü gerçekten hani etkisini çok güzel gördüm. Çizdirdim hani, hani işlem de çok güzel geçti. Süre de çok güzel geçti. Hani çok memnun kaldım lazer işleminden. Aynen çok güzel. Hani bu zamana kadar bilmiyorum gözlüğü yani boştan yere taşımışık. Kesinlikle öneriyorum herkese. Hani özellikle hani mutlaka denesinler hani hiçbir şey olmasa da bir gelip muayene olsunlar hani bir şey alsınlar çünkü derece derece değişiyor bu. Ondan dolayı herkesin de uymuyor bildiğim kadarıyla. Evet, çok şükür benimki uyumlu, çizdirdim, çok memnun kaldım. Hani çok sevindim kendi adıma yani şu an gerçekten yani gözlüğüm buharıydı, gözlükten yağmurdu bilmem neydi. İlla ki düşürüyorsun, kırıyorsun, daha beter ilerliyor. Hani şu oluyor çok şükür hani ben memnunum yani. Şimdi tabii ameliyat derken refraktif, göze refraktif lazer uygulamalarında yani birçok teknik bir arada. Aslında ameliyattan bahsederken tek bir ameliyattan bahsetmiyoruz. Farklı farklı tekniklerden oluşan ameliyat grubuna lazer işlemleri, halk arasında göz çizdirme ameliyatları deniliyor. Uyguladığımız tekniğe göre süre değişmekle birlikte tabii bu dakikalarla ifade ediliyor. Hastanın oturması, kalkması, yatması, gözünün temizlenmesi, damlalarla hazırlanması dakikalarla ifade ediliyor. Ama asıl cerrahinin temelini oluşturan yani lazer işlemi, lazerle kırma kusurunun düzeltilme işlemi saniyelerle ifade ediliyor. Gene uygulanan tekniğe göre bu değişmektedir. Hastalarımızı lokal anestezi altında hatta topikal dediğimiz damlayla damla anestezisi altında ameliyat ediyoruz. Hastalarımız herhangi bir işlem sırasında, operasyon sırasında herhangi bir ağrı duymuyorlar. Ya da ağrılı bir işlem değil. Hastanede yatırma gereksinimi duyduğumuz bir işlem değil. İşlem sonrasında hastanın kendini iyi hissetmesine bağlı olarak 10 dakikayla 1 saat arasında taburcu ediyoruz hastalarımızı. Tabii ki aynı gün taburcu ediyoruz. Yani günübirlik bir işlem, yatış gerektiren bir işlem değil. Sonrasında ameliyat sonrası yani postop dönem dediğimiz birinci gün, birinci hafta, birinci ay kontrollerimiz oluyor. Onları hastalarımızla beraber planlıyoruz. Damlalarımız oluyor. Bazı önerilerimiz, tavsiyelerimiz ve yasaklarımız oluyor. Hastayla bunları konuşuyoruz. Uyguladığımız tekniğe göre farklı farklı önerilerimiz olabiliyor. O şekilde süreci yönetiyoruz. Nelere dikkat etmesi gerekiyor peki? Ameliyat sonrası? Ameliyat sonrası hastamızın özellikle bizim reçete ettiğimiz damlaları muntazam kullanması gerekiyor. Yani damlaları disiplinli bir şekilde kullanıp verdiğimiz tedaviyi güzel bir şekilde uygulamasını öneriyoruz ki ameliyat kadar ameliyat sonrasındaki bakım da önemli. Gözünü travmalardan sakınması, işte uyguladığımız gene tekniğe göre gözün işte su değecek, değmeyecek ya da bizim kontak lens ameliyat sonrasında uyguladığımız hastalar oluyor. Buna bağlı yani tekniğe bağlı değişen bazı şeyler olmakla birlikte genel anlamda hastalarımızın verdiğimiz tedaviye bağlı kalmalarını öneriyoruz. Uyguladığımız tekniğe göre hastanın görmeye net başlaması değişiyor. Bıçaklı yöntemler dediğimiz lasik yöntemi gibi halk arasında bıçaklı yöntemler diye geçen gibi bir yöntemde hasta ertesi gün ya da ikinci gün hastaya bağlı olarak bu değişiyor. Çok net görmeye başlayabiliyor ama bıçaksız yöntemler diye geçen halk arasında bizim PRK dediğimiz, transepitelyal PRK dediğimiz, halk arasında gene no touch diye bilinen yöntem, yani temassız lazerlerde bu süreç biraz daha uzamakta. Birinci haftadan sonra görmeler netleşmeye başlamakta. Çünkü teknikler farklı olduğu için hastalarında bu görsel rehabilitasyon süreci değişebilmekte. Dolayısıyla uyguladığımız tekniğe göre hastanın görme netleşmesi değişebilmekte. Ama genel anlamda da hastalarımız gene 2 ila 5 gün arasında bu süre değişmekle birlikte hastadan hastaya işlerine, günlük hayat rutinlerine dönebiliyorlar. Bundan bahsedelim.
Coşkun Bey bize ilk geldiği zaman çok yüksek dereceli gözlükler kullanıyordu. Bununla ilgili gözlük numaralarının tespitini yaptık. Hastamızın düzeltilmesi gereken gözlük numaralarını tekrar muayene ederek belirledik. Ondan sonra Excimer lazeri uygulayacağımız kornea bölgesini detaylı haritalandırmasını yapmak için topografi cihazıyla ayrıntılı muayenelerini yaptık. Bundan sonra da hastamız için en uygun yöntem nedir diye tespit edip uyguladık. Mutlaka zaten lazer ameliyatlarının, lazer cerrahilerinin en önemli süreci bu süreç. Hangi gözün uygun olup olmadığının kararının verilmesi ve aynı zamanda hangi hastaya hangi yöntemin uygun olup olmadığının karar verilmesi süreci lazer cerrahileri için en önemli süreç. Lazer cerrahilerinin tabii ki sınırlamaları var. Hangi hastaya ne cerrahi yapılacağı bu numaralarla da ilişkili. Kornea dediğimiz lazer cerrahisinin uygulandığı bölgenin durumu, yapısı, kalınlığı da çok önemli. Sınırlamalardan bahsettiniz. Sınırlamalar eksi bir numaranın altına pek yapmıyoruz. Artı 6 ve eksi 10 numaranın üstünde de pek yapmıyoruz. Detaylandırabilirim istiyorsanız. Tabii. Mesela yüzey ablasyonu dediğimiz normal cerrahilerde artı 4 numaralı hipermetrop, eksi 5 numara miyop düzeltilebiliyor. Yine artı ve eksi 4 numara astigmatizma düzeltilebiliyor. LASIK dediğimiz yöntemde ise hastanın kornea kanlılığına bağlı olarak eksi 10 numaraya kadar miyop, artı 6 numaraya kadar hipermetrop ve eksi 4 numaraya kadar da eksi 5 numaraya kadar da astigmatizma düzeltebiliyoruz. Eğer uygun hastayı bulup uygun zamanda yaparsanız büyük ölçüde kalıcı oluyor. Şöyle ki çok genç yaştaki hastaları uygulamıyoruz, 18 yaşından önceki hastalara. Hastamızın gözlük numaralarının bir yıl boyunca sabit kalmasını istiyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir kriter. Bunun dışında 18 yaşında büyük hanımefendilere, 22 yaşında büyük beyefendilere uyguladığımız zaman büyük ölçüde kalıcı oluyor.